cansa can, kansa kan, bedelse bedel. Bu vatana, bu millete, milli bekaya feda olsun. Şunu itiraf etmeliyim ki bunları çok da ciddiye almıyoruz. Ama böyle olunca da azıtıyorlar, şımarıyorlar, sırtı kaşınan keçiler gibi oraya buraya sürtünmeye, sağa sola bulaşmaya başlıyorlar. YSK üyelerine Kızılay'da yürüyemezsiniz. Yüzünüze tükürler diyen CHP'nin çarpık bir grup başkan vekilidir. Konuşmasının bir yerinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ni eklediğini ifade etmiş, bunu da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Aferin, çok güzel laf ettin. Boynuna beraat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmini sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş. Önce TC tabelasını asarlar, arkadan YPG bize mi saldıracakmış diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafta TC tabelasını korlar, arkada HDP ile buluşurlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde Kuvayi Milliye pozu verirler, arkada Kuvayi Melanet'e kucak açarlar. Çünkü önde başka, arkada başkalar. Önce TC'yi asarlar, sonra da hiyaneti askıya çıkarırlar. Diyorum ki, sizin neyinize Türkiye Cumhuriyeti? Varın gidin zilletin neferleri. Bilinmelidir ki Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. O zaman YSK'nin iddiaları araştırmasından CHP'li yöneticiler neden telaşlanmışlardır? Nedir onları korkutan, bocunduran? CHP Genel Başkanı niye öfke patlaması yaşamıştır? İpin başındaki şahıs niye su kaynatmıştır? HDP'yi hoplatan nedir? Adaletin yerini bulmasını sağlamasın mı? Bu iş bitti diyenlere açık açık söylüyorum. Hayır, iş bitmedi. İşte şimdiden yeniden başlıyor. Kaldı ki haksız, hukuksuz ve yolsuzluğa batmış bir seçimin kazanımı olmayacak. Kaybedeni ise tüm İstanbullu kardeşlerim olacak. YSK'nın kararına akıllara ziyan ve darbe diyenler asıl siyasi cuntacıdır, gerçek sicilli darbe severlerdir. YSK üyelerini isim isim hedef gösterip çete mensubu satılık adamlar, kul hakkı yiyenler, hukuk cinayetinin failleri diye kim varsa millet hasımı, itibar celladı, demokrasi hazımsızdır. İstanbul kanunsuzluğa teslim edilmemiştir. İstanbul sandık yolsuzluğuyla rehin alınamamıştır. Anayasanın 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacağı açıktır, kesindir, bağlayıcı bir hükümdür. İstanbul seçimlerinde usulsüzlük tescil edilmiştir. Vakit seçimlerin yenilenme vaktidir, bütün tartışmalar bitmiştir. Herkes YSK'nin kararına saygı göstermelidir. Bir arpa boyu yol alamamaktan bahsedenler art niyetlidir, sinsi hesap peşindedirler. Hiç kimse ateşle oynamaya kalkışmamalıdır. 23 Haziran'da milli iradenin tam eksiksiz, hilafsız ve hilesiz sandığa yansıması hepimizin boynunun borcudur. Geçtiğimiz pazar günü açıkladığım gibi seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı hukuka uygun, şeffaf ve temiz bir seçimle İstanbul'da hak ettiği başarıya inşallah ulaşacaktır. Sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum. Gel, dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver. İlk oyu ben vermezsem namerdim diyor.
varsın zillet güç birliği yapsın. Allah hakim, millet şahittir ki biz bunların alayına yeteriz. Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz, hepsinin nefesini keseriz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve şahsıma nereden alıyor güçlerini diye soranlara hatırlatırım ki, gücümüzü sizlerin bilmediği, tanımadığı, inkar ettiği yerden alıyoruz. Yani büyük Türk milletinden alıyoruz. Türkiye'yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen fırsatçılar, kirli odaklar, zulüm ortakları devrededir. Döviz kuru üzerinden Türkiye tehdit edilmektedir. Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Döviz kurunu bombaya çevirip refahımıza, büyümemize, ekmeğimize, geleceğimize direkt atanlara alkış tutmak, siyasi amaçlarla onların sözcülüğüne soyunmak, vatana ihanet ölçüsünde bir suçtur. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru, inen borsa endeksi neyin mesajları? Türkiye'ye ne söylenmek istenmektedir? Geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki dış bağlantılı ekonomik rezaletler henüz hafızalardaki yerini korurken, bu kez de 31 Mart seçimlerine bir hafta kala bazı uluslararası bankaların, sermaye gruplarının, küresel tefecilerin döviz kurunu spekülasyonlarla yükseltme oyunlarını neye yoralım? Bu alçaklığı, bu düşmanlığı neye sayalım? Böylesi bir barbar hücumun neresinden memnun olalım? Buna nasıl seyirci kalalım? Dahası biber, patlıcan, patates edebiyatıyla işsizlik istismarı yapmak çarpıklıktır, vicdanen kiralanmadır. Türk milleti kıskaca alınmak, Türkiye'nin manevra alanı daraltılmak istenmektedir. Oyun içinde oyun vardır. Tehdit dalgası büyümüştür. S-400 hava savunma sistemi alacağız diyoruz, alamazsınız, yapamazsınız, bedeli ağır olur diyorlar. F-35 savaş uçağının üretim sürecinde varız, dördünü de aldık diyoruz. S-400'den vazgeçmediğiniz takdirde uçakları uçuramazsınız diyorlar. Ya F-35 ya S-400 dayatmasıyla sabrımızı test ediyorlar. Bir yanda NATO üyeliğinden çıkartırız tehdidiyle irademize pranga vurmaya çalışıyorlar. Diğer yanda 4-5 Nisan 2019'da Washington'da düzenlenen 70. NATO zirvesinde sevimlilik gösterisi yapıyorlar. FETÖ terör örgütüdür. FETÖ elebaşını bize verin diyoruz. Ne var ki FETÖ'cüleri dini baskıyla uğrayan Sünni Müslümanlar olarak tanımlıyorlar. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım yoktur. 1915 olaylarına soykırım demek, tarihi çarpıtmak, Türk milletine ihanettir diyoruz. Bir tarafta büyük felaket ucubesini dillendirip, diğer tarafta sözde soykırım anma günleri düzenliyorlar. Terör örgütlerine silah vermeyin. Verdiklerinizi de geri alın. Stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği bunu gerektirir diyoruz. Sanki duvara konuşuyoruz, sanki suya yazı yazıyoruz. İşlerine gelmedi mi Türkiye ekonomik yaptırımlarla gözdağı veriyorlar. Seçimler üzerinde polemik yapıyorlar. İç işlerimize karışmaya teşebbüs ve tevessül ediyorlar. Demokrasi diyorlar. 30 Nisan Venezuela darbesine destek veriyorlar. Uluslararası hukuk diyorlar. Egemenlik haklarımıza meydan okuyorlar. Terör örgütlerini ülkemize karşı kışkırtıyorlar. Suriye'de yönetilebilir bir istikrarsızlığı diri tutuyorlar. İnsan hakları diyorlar, insan katillerine pişkince yardım ediyorlar. Özgürlükten bahsediyorlar, adaletten bahsediyorlar, ittifaktan bahsediyorlar. Gelin görün ki zulüm ve zalimlikle ittifaktan da vazgeçmeyin. Terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar, gittiği yere kadar, dibine kadar sürdürülmeli, ihanetin kökü kurutulmalıdır. Karşımıza kim çıkıyorsa çıksın, teröristlerin arkalarında kimler duruyorsa dursun, hepsine hodri meydan. Cansa can, kansa kan, bedelse bedel.
bu vatana, bu millete, milli bekaya feda olsun. Bütün bu gelişmeler karşısında ABD ve diğer muhasım ülkelerle nasıl dost ve müttefik olacağız? Hayat ve varlık haklarımıza cephe alan, nifak saçan, düşmanca muamele eden ülkelere nasıl olup da güveneceğiz? Diyaloglarımızı hangi vasıtalarla güçlendireceğiz? Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tarihin en kötü seviyesindedir. Çoklu sorunlar iki ülke arasındaki irtibat ve temasları kırılma noktasına kadar bükmüştür. ABD, Türkiye'ye karşı psikolojik harp taktikleri uygulamaktadır. Bu ülke açık değildir, dürüst değildir, mert değildir, adaletli değildir, tutarlı değildir, samimi hiç değildir. Türkiye'yi NATO üyeliğiyle tehdit etmek, ekonomik yaptırım mesajlarıyla baskı altına almak, düşmanlık ötesi bir uygulamadır. ABD'nin buna hakkı yoktur. Türkiye dostluğuyla aranan, düşmanlığıyla da korkulan bir ülkedir. Ne tuhaftır ki ne CHP'den, ne İP'ten, ne de HDP'ten ABD'ye karşı en ufak eleştiri gelmemiştir. S-400 konusunda bile ABD'nin yanında duracak, gönüllü propagandasını yapacak kadar Türkiye'ye yabancı kalmışlardır. Bunlara zillet diyorsak boşuna değildir. Cumhur İttifakı'na dil uzatan ahmakların emperyalizme itirazları neredeyse yoktur. Üç maymunu oynuyorlar. Keçeyi suya salmışlar, farkında değiller. Milli vicdanda hüküm giymişler, haberleri bulunmuyor. Türkiye düşmanlarına göz kırpandan, gevşek durandan, milli bir tepki duyulamaz, vicdanlı bir tavır görülemez, bu vatana, bu millete sadakat hissiyatı asla bulunamaz. Sandık yolsuzluğuyla ilgili tespitler belge ve delilleriyle YSK'ya sunulmuştur. CHP ve peşine takılanlar çıkar ortakları İstanbul seçimlerine hile karıştırmışlar, organize usulsüzlüklerin faili olmuşlar. CHP'nin parti yöneticileri YSK'nın son karar için toplanacağı pazartesi gününe kadar tehdit edici, terbiye dışı ifadelerle son kozlarını oynamışlardır.